YouTube kanalı Fonerya TV'den. Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Bugün yine çok kıymetli bir hocamla karşı karşıya yayın yapacağız. Sevgili Doktor Hakan Özerol bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam ben yayının bir tanesinde yoktum. O yüzden sizinle sohbet etmeyi de özledim. Bugün izleyicilerimiz de merak ediyordur ne konuşacağımızı. Global piyasalardaki Hı. beklentileri konuşacağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Hepsini sevgili hocam Dr. Hakan Özerol yanıtlıyor olacak. Hemen yayının başında müsaadenize bir hatırlatma yapmak isterim. Hala YouTube kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Ekonomik gelişmelerden geride kalmayın diyeyim. Ve şunu da hatırlatayım hala ve hala ve hala Porneria'nın uygulamasını da indirmediyseniz, deneyimlemediyseniz hem açıklama kısmına hem de chat kısmına arkadaşlarım linki bırakıyor olacak. Porneria'yı indirmek ücretsiz. Mutlaka deneyimlemenizi tavsiye ederim. Diyeyim. Hocam nasılsınız? Nasıl geçti bu haftanız? İyi, yani iyiyim diyelim. Birazcık hasta gibiyim ama genel olarak iyiyim. Çok teşekkür ederim. Eee bir İş işte şey, zaman işle... dikkat edin. Bu sağ ara her herkes... şey <laughs> Evet evet gerçekten insan böyle halsiz olduğu zaman bile acaba işte halsizlik mi, yorgunluk mu, hasta evet. mı olduk filan diye korkuyor. Bir çılgın durumla karşı karşıyayız. Dur bakalım inşallah bu aradan kurtaracağız böyle. <laughs> şey Teşekkür ederim. Aman dikkat edelim. Bu arada şunu da söyleyeyim konuya geçmeden. Herhalde artık izleyicilerimiz bizi sürekli takip edenler var biliyorlar ama belki bugün aramızda yeni izleyicilerimiz de vardır. E, Doktor Hakan Özelol'a sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bize iletin. Yayının sonunda sorularınızı kendisine iletiyor olacağım. Hocam hazırsanız başlayalım mı ilk soruyla? Başlayalım tabii buyurun. İlk soru benden geliyor ama izleyicilerimizden değil. Global, global piyasalarda beklentiyi konuşacağız demiştik. İlk olarak hocam Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine, ABD ekonomisine bakacak olursak ne durumdalar? FED ne diyor? Merak ediyorum yorumlarınızı. Evet, teşekkür ederim. Şimdi şöyle aslında hani ben bu meslek hayatına başladım başlayalı Hatta meslekten de öte yani kendim kendimi bildim bileli şöyle bir şey var. Amerika'nın sonu geldi. Amerika haftaya batıyor. Onun yerine işte süper güç şu olacak, bu olacak filan diye konuşuluyor. Bu tabii tarih sahnesine bakarak yapılan çok ekstrem bir yorumdur. E, tarih sayesinde baktığımız zaman da ölçek hatası yaparız. Evet büyük imparatorluklar çöker ama 3-500 yılda bir çöker. Yani dolayısıyla hani ben ömrü hayatımızda bunu görmeyeceğimizi tahmin ediyorum. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Umarım böylesi bir imparatorluğun çöktüğünü ben görmem. Yani benden sonra olmasında fayda var. Hocam Çünkü... benim son dönemde duyduğum bir spekülasyon da şuydu. Siz şimdi bu kulislerde neler konuşulduğunu söyleyince ben de duyduğum ve çok e, enteresana giden bir şey paylaşmak ise Amerika doları bir gecede kaldırıp yeni bir para birimi sunacakmış diye gerçekten sokaktaki vatandaşlar böyle bir şey duydu. Evet, evet. Bunlar çok şey yani komplo teorisi çok böyle keyifli evet. bir şeydir. Özellikle böyle çarpıcı ve çok yaratıcı bir şey. Hani duymadığınız bir şey gelince böyle heyecan verici olur falan. Yani şöyle bakmak lazım. Mesela Amerika bunu niye yapsın? Öyle başlayalım. Neden böyle bir şey yapsın? Zaten bir kağıt parası var. Basıyorlar her bastıkların üstüne bu da 5 dolarlık olsun diyorlar. Bazen bu yüzlük olsun diyorlar. Biz Allah razı olsun deyip alıyoruz. Yani böyle bir güç varken elinizde bir gecede vazgeçip ben bunun mavisini çıkardım. Niye dersiniz? Oradan başlayalım. İki, böyle bir yeşil para varken ve e, çalışırken bir gecede herkese kazık atıp maviye geçerseniz millet size güvenip niye o maviyi alsın? Anlatabildim mi? Yani böyle kulağa çarpıcı gelebilen fakat gerçeklik ilgisi olmayan şeyler bunlar. Şimdi çok uzaktan geldik ama yakına geldiğimizde şuna bağlayacağım. Amerika ile ilgili genel olarak böyle bir şeyler iyi gittiğinde biraz da belki daha küçük ülkelerin ekonomisi örneğinden insanlar şuna inanmayı tercih ediyor. İşte ekonomisi iyiydi e artık kötüye gidecek. Bak kötüydü bundan sonra bir şey olacak filan. Şimdi Amerika'dan gelen veriler bu arada dünyadaki en sağlıklı veri setinin Amerika'dan geldiğini varsayabiliriz. Hani biz ülkemizde çok böyle dikkatli takip edelim dediğimiz ki bazıların hatta eleştirildiğinde görürsün sosyal medyada işte açıklanan enflasyon rakamına güven falan gibi. Hani Gelen çok önemi verdiğimiz 10-15 tane veri varken Amerika'da gelen veri sayısı 200'e yakın. Yani bu kadar çeşitli veri geliyor. Verilerin bir bölümü mesela e, haftalık işsizlik maaşı başvurusu gibi, mesela e, ADP istihdam verisi gibi başka ülkelerde hesaplanmayan veriler var Amerika'da. Yani çok veri var, başka ülkelerin hesaplayamadığı verileri de hesaplayabiliyorlar data üzerinden filan. Dolayısıyla bu adamlar bu kadar yoğun veri yayınlıyorlar ve bu verilere baktığınızda Amerika'nın durgunluğa girdiği duvara toslayacağına dair elimizde veri yok. Bu birkaç tane tahmin verisi sadece bunu destekliyor. Yani ileride ne olur dediğimizde işler düşer. Ya da işte siz satın almacılar nasıl bakıyorsunuz? E biraz karamsarız tarzındaki yani beklenti odaklı birkaç veri Amerika'nın yavaşlayacağı üzerine ama bir işsizlik, büyüme, talep, enflasyon gibi gerçek olan, yani beklenti falan değil, var olan verilerin hiçbirisi Amerika'nın duvara toslayacağı, yavaşlayacağı gibi sinyaller vermiyor. Niye bunu söylüyorum? Çok yoğun bir şekilde geçen senenin ortasından beri sürekli masanın üzerinde şey var. Amerika'da faiz artısı sonuna geldi. Geçen seneden bahsediyorum ha. Yılın ortasında faiz indirmeye başlar. Üçüncü yarıya geldik. Birazdan başlayacak. Yıl biterken 2024'ün başında başlayacak. Şimdi beşinci ay başlayacak falan. Ya Arkadaş adamların yavaşladığına dair veri yok elimizde. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi iyi gidiyor. Hani risk istersek birkaç risk buluruz sayarım da. Yani ekonomi iyi gidiyor, büyüme devam ediyor, işsizlik düşük. Efendim kapasite kullanım oranı fena değil, sanayi üretim iyi filan. Yani iyi bir Amerikan verisi var. Peki neden korkarız? Şimdi korkacağımız kalemler aslında bu adamlar enflasyonu 8.5'u görünce paniklediler ve Önlem aldılar faiz arttırarak. Şu anda o enflasyon 8-7-6-5 filan deyip 4'e 4 kadar geldi. 4'ün altına da indi. Şimdi buna bakıp yavaşlıyor diyorsak kardeşim ideali 2 zaten. E şimdi 4'ün altına 3.5 e ideale doğru gidiyor derim. Bu bir. 2. ne zaman faiz indirirsiniz artık enflasyona yaklaşıyor. Ekonomi durmaya başlayacak diye korkarsanız e, durmaya başlamıyor. Yani Düşürelim ki canlandıralım. E, zaten hala canlı. Eee Hedeflenen noktaya geldi desem oraya da gelmedi. Dolayısıyla adamların faiz indirmesi de aslında bence önümüzdeki 3-5 ay daha masanın üzerinde değil. 6 ay sonra ne olur derseniz de açıkçası 3 ay sonra konuşalım derim. Çünkü o da çok komik. Yani yıl başında diyor, yıl sonu kurt tahmini ne olur? Ya arkadaş Türkiye burası ya. Anlatabildim mi ya? Merkez Bankası başkanı değiştirir. 2 ay sonra değişebilir mi? Ya olabilir. Dolayısıyla veri değişince bizim de fikrimiz değişecek. Sözün özü. Amerika'da bir durgunluk falan yok. Amerika duvara tosluyor falan gibi bir şey elimizde yok. Faizleri hızla indirecekler diye bir şey yok. Ha bir korku varsa sizin olmadığınız programda konuştuğumuz konu. E, Amerikan borsası çok fazla yoğunlaşma riskiyle karşı karşıya. 7 tane hissenin çok hızlı değerlenmesi sonucunda Amerikan borsası çok yukarıda. Bunlardan bir ya da birkaçının başına bir şey gelir de. Oradan Amerika efendim piyasaları sallanır mı alınır filan okey. Ama bu bile o zaman hızla faiz düşürürleri filan birebir açıklamaz. Dolayısıyla... Borsanın sallanması, yuvarlanması filan o okay. masanın üzerinde ve ihtimal dahilinde. Ama bunun dışında ekonominin durduğu, yavaşladığı verisi elimizde yok. Dolayısıyla hala güçlü, muhtemelen büyükler içindeki en güçlü ekonomi Amerikan ekonomisi. Bu... hocam Amerika'ya şimdi şöyle bir göz attık gayet de güzel özetlediğiniz süreci. Avrupa'da neler oluyor? Ha, güzel söylüyorsunuz. Şimdi Avrupa'da neler oluyor? Aslında bence yani Amerika alemin kralı yani bütün yani iyi kötü patronu olması hasebiyle önemli ama Avrupa bizim için daha önemli. Çünkü biz ihracatımızın yarısından fazlasını Avrupa'ya yapıyoruz. Yani Avrupa Birliği yavaşlıyor derseniz bizim ihracatımız zorlanacak demektir. Ya da Avrupa'da insanların cebinde para yok derseniz biz turizm olarak dayak yiyeceğiz demektir. Çünkü ihracatımızın yarısından fazlasını Avrupa'ya normal bir yılda hani Rusya Ukrayna savaşıyla dair normal bir yılda ithalatımızın üçte bir pardon turizm gelirimizin üçte birinden biraz fazlasını da işte Avrupalılar oluşturuyor. Dolayısıyla Avrupa daha önemli belki de. Hı -hı. Şimdi Avrupa'daki durum ne? Avrupa ekonomisi çok da ilginç olmayan bir şekilde aslında Amerika'nın ekonomisi biraz geriden takip eder. Yani Amerika'da enflasyon artıyor. Bunlarda da artıyor. Onlar zirveyi gördük artık müdahale, ede müdahale edeceğiz dedikten 3-5 ay sonra Avrupa müdahale ediyor. Amerika'nın faizler Mesela pardon enflasyon düşmeye başlıyor. Avrupa biraz geriden düşmeye başlıyor. Amerika ben faiz artık arttırmayacağım diyor. Avrupa 3 ay geriden filan. O zaman demek ki resme göre 3-5 ay geriden geliyor diyelim ki şu anda hala böyle görünüyor. Ee, Avrupa Amerika'dan biraz daha sert yavaşlama sinyalleri veriyor. Ama yine de Avrupa'daki sorun ne? Avrupa diye bir yer aslında tek bir yer yok. Bir sürü ülke var. Evet. Mesela bir sürü örneğe baktığınızda e, Akdenizli arkadaşlar daha farklı bir tepki gösteriyorlar. Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa yavaşlıyor. Almanya ve Fransa'nın ekonomisi çok parlak değil. Son çeyrekte müthiş büyümeler göstermediler. Önemli mi? Çok önemli. Yani bir numaralı ekonomi Almanya, iki numara Fransa. İkisi de sıfır ya da sıfırdan hallice büyüme göstermiş son çeyrek. Kötü. Ama 3-4 İtalya, İspanya e bunlar büyümüş. Dolayısıyla Avrupa yekpare bir Avrupa ile karşı karşıya değiliz. Olumsuz bakmak gerekirse ki bence bakmalı. En büyük iki ekonomi sevimsiz sinyaller veriyor. Yavaşlıyoruz sinyalleri veriyor. Mesela o bir Almanya eskisi gibi tek merkez bankası olan AB dışında bir ekonomi olsaydı muhtemelen hızla faizleri düşürelim kararı alabilirdi mesela. Ekonomimiz yavaşlıyor diye. Ama hala enflasyon yüksek olan ve ekonomisi yavaşlamayan İspanya, İtalya gibi ekonomiler olduğu için bu kararı Avrupa Merkez Bankası hızlıca veremiyor. Sözün özü biraz daha parçalı bir yapı olduğu için Amerika'ya göre daha zayıf bir ekonomi Avrupa. Ama o da tarihinin en zor günlerinden geçiyor filan. Çok absürt bir yorum olurdu. Hızlı büyümeden yavaşlamaya, yüksek enflasyondan sert bir şekilde hedeflenen enflasyona göre düşüyor. Tahminim bu kadar sert açıklama yapmasına rağmen yakın geçmişte Avrupa Amerika'dan bile önce faiz indirebilir. Yapmayacaktır genelde Amerika takip ettiği için ama aslında hani bağımsız ekonomiler olsaydı düşünmeye düşünebilirlerdi. Amerika'ya göre daha zayıf bir ekonomisi olduğunu da söyleyebiliriz. Ama yine de problemli ekonomi demek için o kadar da olumsuz şey Avrupa'da da yok. Yani Amerika'ya göre biraz daha zayıf, daha yavaş büyüyen, parçalı, enflasyonu daha hızlı düştüğü için Amerika'ya göre daha hızlı düştüğü için mesela Avrupa Birliği'nin Almanya'da mesela enflasyon üçün altına geldi. Amerika e, daha yüksek enflasyonda 4'ün biraz üstünde. E, Sanıyorum biraz daha lokal sorunlar dinleyeceğiz Avrupa'dan. İşte Almanya'da işsizlik hareketlenme var diyecekler. Almanya'da şu var bu var diyecekler. Hani şeye de bir örnek vereyim. Nasıl parçalı bir ekonomi derseniz. Mesela evet. e, Almanya örneğinde mesela gayrimenkul fiyatları bazı illerde düşmeye başladı. Ama küçük bazı Avrupalılar da gayrimenkul fiyatları hala artmaya devam ediyor. Ya da wealth yani varlık olarak baktığınızda mesela Almanlar Avrupa'nın en zengin insanları değil. İlginçtir bu. Mesela düşünsenize oradaki en üretim olan ülke en büyük ekonomi. Ama kişi başına gelir değil. Kişi başına varlık, mal varlığı, zenginlik olarak baktığınızda mesela Almanlar en zengin ülkelerden biri değil. Bu da ilginç bir şeyle ilgili. Çünkü bir yaşam biçimi olarak Almanlar daha az ev sahipliği oranına oluşturuyorlar. Yani e, e siz son 8-10 yılda ya yani 4 yılda diyeyim 5 yılda Faizler düşüp de ev fiyatları hızla artınca mesela ev sahipliği yüksek olan bir Yunanlı neredeyse bir Alman'la aynı miktarda zenginliğe ulaşmış aile zenginliği yolları. Halbuki ben Alman olsam buna bozulur ya. Ulan bunları biz kurtardık <laughs> kaç sene önce. Adamlar neredeyse bizim kadar zengin falan. Yani parçalı bir ekonomik yapı Avrupa demek çok zor ama diyorsak durum bence bu. Ee, onun için de belki siz sormadan şunu da söyleyeyim iki merkez bankası da yani Avrupa Merkez Bankası da Amerika Merkez Bankası da şey peşinde. Enflasyon gözümüz enflasyonun hala üzerinde. Faiz indirimi için daha zaman var. Faizler de zirveye yaklaştık ama gerekirse arttırırız diye böyle bir ekleme de yapıyorlar. Yani ikisi de çok benzer cümleler kuruyor aslında bakarsınız. Hocam şimdi Amerika'ya gittik, Avrupa'ya geldik. Bir de Çin'e uzanalım mı? Çin'de neler oluyor, neler bitiyor? Ve birazdan da tabii tüm bunlar bizi nasıl etkileyecek onu konuşacağız. Ee, doğru tabii Çin'i önemsemek lazım. Çünkü e, yani Avrupa, Amerikan ekonomisi kabaca dünya ekonomisinin dörtte biri filan desek Avrupa'yı yanına koysak o da bir diğer dörtte biri filan desek üstüne üstüne Çin'de koydunuz mu yani neredeyse yüzde elli filan yakalıyor. Üç ekonomi dünyanın tüm üretiminin yarısını yapıyor kabaca. Amerika daha büyük Avrupa var yanında. Çin ona göre biraz daha relatif olarak biraz daha ufak ama üçü de bu, bunu oluşturuyor. Şimdi önemli. Mesela biz sizde bu yayını 10 sene önce yapsaydık işte Diyecektik ki bu sene de Çin %9,5 büyüdü. İşte aslan kaplan diyecektik. Ben diyecektim ki size ya 1972'den beri bunlar 8,5-9 büyüyor. Ama büyük performans inanılmaz. 35 yıllık bir seyirde bu kadar büyüyen başka ekonomi tarihte olmadı filan diyecektim. 5 ee, sene, 7 sene önce konuşsaydık diyecektik ki bak yine rekor kırdı Çin. Aslan kaplan işte Çin'de ne bileyim ev sayısı şu kadar artıyor. Fabrika sayısı bu kadar kopuyor filan. Ama 7-8-10 sene önce siz de bana diyecektiniz ki ya güzel de adamlar para kazanmıyor işte fabrikanın içinde uyuyorlar işte hatırlayın o dönemleri değil mi işte içinde uyuyorlar evlerine bile gitmiyorlar 3-30 paraya çalışıyor falan filan yani çok ucuz iş gücü ama çok büyük büyüme filan. Şimdi bu pandemi de değişti. Bir kere pandemi Çin'de ortaya çıktı. Çin buradan dayak yedi. Çin bu dayağı yiyince yani pandemi orada ortaya çıkınca ekonomisi hızla kapandı. O görselleri görüntüleri televizyondan hatırlayınız. Yani böyle insanları evlerine falan çivilediler. Evden çıkmayın, hastalık yayılmasın falan. Gibi diye, değil mi? İnanılmaz şeyler oldu. Sonra bütün dünyada insanlar öldü, toparladı, aşı çıktı. Neyse açılıyoruz dediler. Çin hala açılıyoruz diyemedi. Ekonomiler normalleşti. Bunlar hala açılmıyoruz dediler. Yani bir, neredeyse bir buçuk yıl sonra filan normalleşmeyi konuşmaya başladı için. Bu tabii beraberinde Çin'in o efsanevi 40 yıldır süren büyümesinin son erdiği bir durumu da başlatmış oldu. Yani sebebi birebir pandemidir demek çok zor. Pandemi burada belki trigger, tetiktir. Çünkü zaten ne nedir yani? 70 yıl boyunca her sene %10 büyüyecek kaliniz yok. Yani bir yerden sonra bunun durması evet. lazım. Pandemi tetiklemiş olabilir. Pandemi denk gelmiş olabilir. Hızlandırmış olabilir filan. Sonuç pandemiyle beraber Çin yıllık olarak 4 büyüyor, 5 büyüyor, 5,5 büyüyor. Şimdi 4,5-5 Türkiye olsa o süpermiş ya bu sene de 5 iyiymiş deriz. Amerika olsa çok hızlı büyüdük ya bizim 2,5 büyümemiz lazımdı bu ne diyebilirler. Çin'in dolayısıyla dördü beşi kulağa böyle bir ülke 5 büyüyor deyince iyi gelebilir ama bunlar 8 büyüyorlardı. Yani 40 sene boyunca sekiz buçuk büyüyen bir arkadaş dört buçuk beş büyüyor deyince bir dakika diyoruz ya bu Çin'i kurtarmıyor olabilir. Kurtarmıyor ne demek? Sevdiğimiz bir kavram var bizim sürdürülebilir büyüme. Şimdi sürdürülebilir büyüme Çin için sekizdi mesela yedi buçuk sekizdi. Bu şey demek yani bu adamlar bu kapasiteyle her sene yedi buçuk sekiz büyür. Bu rakam Çin'de işsizliği de böyle minik 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 düşürür. Şimdi işsizlik dünyanın her yerinde önemli ama 72 tane toplumun bir arada olduğu, içeride bir sürü azınlık kitlenin olduğu, gerginliklerin olmasına her zaman müsait, kendileri açısından dış mihrakların karıştırmaya her zaman hevesli olduğu, bir buçuk milyarlık bir ülkede işsizlik felaketle sonuçlanabilir. Yani o adamlar için ekstra ekstra sorun. Evet. Dolayısıyla işsizliği baskı altında tutmaları ve büyümeleri gerekiyor Çin'in. Ve ben şimdi size ki yedi buçukla bunu sağlayabiliyorlardı dört buçukla bunu sağlayamazlar. O zaman sonuç Çin'de büyüme zayıflıyor işsizlik artıyor. Genç nüfus işsizliği şu anda tarihi zirvesine geldi. Peki büyüme yavaşlıyor da demin hoca Amerika dedik dedin ki işte enflasyon dörde falan geldi büyüme de yine iyi canım 3'ün üstünde. Avrupa'da biraz daha zayıf ama büyüme Çin'de durum ne? Çin aslında geçen yazdan beri durgunlukta. Yani o konuştuğumuz Türkiye resesyona ne zaman girecek muhabbeti var? Çin resesyonda. Tekrar edeyim. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi resesyonda. Büyüme zayıf, işsizlik artıyor. O zaman bizi izleyen arkadaşlarımızdan böyle çat diye akıllarda sivri çakacağını eminim. Ekonomi durmaya, yavaşlamaya başlamışsa bu Amerika'da konuşulanın tersini konuşmanız lazım. Yani Enflasyon bizde yüksek ve ne konuşuyoruz? Daha bugün konuştuk değil mi? Merkez Bankası Sayın evet. Merkez Bankası Başkanı yapma. Faiz yüksek güçlü sıkı para filan. Şu anki durumun tam tersi ekonomi yavaşlıyorsa bizim Merkez Bankamızın yaptığının tam tersini tartışıyor şu anda Çin. Faizleri düşür ve para bas. Şu anda Çin bundan çıkmak için faizleri düşürecek. Daha da belki düşürecek. Ve para basmaya devam edecek. Dolayısıyla Çin'de bir e, yavaşlayan ekonomi ve buradan çıkabilecek mi acaba diye bakacağız. Şimdi, Hocam, buyurun. buyurun lütfen siz bir şey diyordunuz. Şimdi, peki bu bana demiştiniz demek ki sorunun sonunda. Evet, evet peki bu durumlar bizi nasıl etkileyecek? Çin için resesyonda diyorsunuz işte Amerika'yı konuştuk, Avrupa'yı konuştuk. Bizde durumlar ne olacak sizce bu çerçevede? İşte, tabii bu, yani bu, bu, bunun buraya gelmesi lazım. Bu devamında bunu konuşmamız lazım. Ama önce Çin'in durumunun yani Türkiye etkisi konuşulur ama aslında dünyaya etkisi var. Yani bu tüm dünya etkileyecek bir oyuncu, Dünya üzerinden de beni etkileyecek. Şimdi biz geri dönüyorum. 8 sene önce, 7 sene önce, 6 sene önce Çin deyince dünyanın fabrikası falan diyorduk. Yani böyle tepeden fotoğraflar falan gösterildi. Uçak. Üretim uçak, merkezi, dünyanın değil. üretim merkezi gibi, gibi. Aynen öyle uçaklar uçarken böyle bir şehir bitiyor öbürü başlıyor. Nerede bittiğini anlamıyorsunuz. Yani bizim bir bölgemiz kadar büyük organize sanayi bölgeleri vardı adamlarda. Yani öyle hani şehrin bir bölümü falan değil. Ya. Ege bölgesi kadar organize sanayi bölgesi var heriflerde. Bir tane, tek, tek bir tane Ege bölgesi kadar. Şimdi bu boyutta bir ekonomi vardı şimdi diyoruz ki bunlar yavaşlıyor. Peki dediğiniz gibi dünyanın üretimini yapıyorsunuz ama şunu atlamayalım. Diyelim ki yeryüzündeki bütün oyuncakların yüzde %50'sini Çin üretiyor. Bazı rakamlarda bu daha bile yüksek bu arada yani. Peki kardeşim 50'sini üretiyor da bu oyuncak için ne lazım? Yani ham madde olarak şu 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 lazım. Bunların hepsi de mi Çin'de var? Tabii ki yok. Bir kısmı var bir kısmı yok. O zaman demek ki siz dünyadaki her şeyi üretiyorsunuz demek. Aynı zamanda dünyanın her yerinden ham madde alıyorsunuz demektir. Özellikle de dünyanın her yerinden enerji üretmek için bir şeyler alıyor olmanız lazım. Yani bu doğrudan elektrik ithalatı Çin için pek söz konusu değil ama doğalgaz, petrol falan. Şimdi o zaman dünyanın en büyük üretimini yapan ülke dünyanın tüm ham maddesine de göz dikiyor. Yani şimdi ne diyoruz mesela elektrikli araçta Çin, Amerika'yı ya elektrikli araç Lityum falan konuşup duruyoruz değil mi? Değişik madenler konuşuyoruz. Madenleri bu adamlar ithal ediyor demektir. Sonuç. Bu adamların ham madde talebi yüksek, ham madde fiyatlarını da bunlar belirliyorlardı. Şimdi diyorum ki bunlar yavaşlıyor. O zaman dünyada ham madde talebi daha düşük seyredecek. Çünkü o adama demir çelik lazım değil. O demiri, çeliği, gümüşü, bakırı, lityumu üreten Mesela Latin Amerika'daki Meksika gibi ülkelerde bu işten zarar görecek demektir. Ha demek ki Çin sadece Çin değil. Üretimi zayıflıyor ve daha az ham madde lazım demek. Ham madde ihracatıyla ayakta kalan ülkeler bu işten dayak yiyecek demek bir. İki, enerji bu adam kimden alıyorsa ki zaten enerji alabileceğiniz dünyadaki ülke sayısı sınırlı. Belli yani işte kimde, kimde doğalgaz olduğu belli. O ülkeler de bundan olumsuz etkilenecek demektir. İki, Ha, bunu koyduğumuzda e bunu Türkiye'ye bağlamak gayet basit. Biz de enerji ve ham maddeyi ithal ediyor olduğumuza göre aslında bu bize bu maddelerin fiyatı anlamında olumlu dönüşü olur. Olumlu dönüşü olur. Olumsuz tarafı ne? Çin'in büyümesi yavaşlıyorsa dünya büyümesi yavaşlar. O zaman bizim de büyümemizi olumsuz etkilemesi beklenebilir yani çok zamandır öyle bir senaryomuz var abi Çin oradan uzaktan yolluyor o zaman Çin yerine biz bunu Türkiye'de üretsek Avrupa'ya satsak filan pandemide biraz başardık bunu hani belki burada bir avantaj yakalanabilir ama sadece bununla yakalanamadığını başka bir sürü şeyi düzeltmemiz gerektiğini işte son 5 yılda defalarca gördük yani fırsatlıdır belki ama biz bunu daha önce ne kadar kullandık ki bu sefer bunu kullanalım tartışılabilir buradan müthiş muazzam bir fırsat bence çıkmaz ama emtia fiyatlarının düşükse, mesela enerji başta olmak üzere, Türkiye'ye yansır, olumlu yansır, olumsuz nerede yansır? İhraç ettiğim emtia da başım ağrır. Mesela biz demir-çelikte iyi boyuncuyuz. Demir-çelik ihraç ediyoruz. E böyle baktığınızda oradan başımız ağrır. Dünya büyümesi yavaşlar, daha az otomobil talebi olursa, e, otomobil ihraç ediyoruz. Oradan başımız ağrır. Filan. Yani böyle şeyler olur. Çin'i çok önemsemem. Türkiye üzerine etkisi anlamında enerji hariç. Diğerleri açısından şöyle bir basit örnekle bitireyim. Amerika doların faizini arttırıyor ya da yüksek tutuyor dediğinizde dolar zor bulunan maliyetli bir şey demektir. O zaman siz Türkiye'de doların faiz yüksek demektir. Siz Türkiye dolar borç alacaksanız maliyetiniz artacak demektir. Dolarım var bankaya yatıracağım diyorsanız faizini etkileyecek demektir. Tersi de bizi etkileyecek demektir. Amerika ne kadar geç faiz indirse bizim de ucuz dolara erişimimiz o kadar gecikecek demektir. Dolayısıyla aslında yine Amerika'nın faiz kararı bizi Çin'den filan daha çok ilgilendiriyor. Ve Amerika ben bu faiz indirmeyi de öyle yakın zamanda yapacağım demedi. Vatandaş gaz veriyor. Hani böyle biz çok şey gibi evrene olumlu mesaj yollarsak ya ya bence Mart'ta indirir falan diye konuşursak Fed Başkanı'nın etkileneceğini falan sanıyorlar herhalde. <laughs> Halbuki adamlar çatır çatır rakamlar üzerinden yok daha vakti gelmedi dediler bize. Bu yani bizim en büyük etkisi bu olur bence. Hocam peki böyle bir ortamda e, yatırımcılar hangi pozisyonda konuşlanmalı? Evet şimdi burada şu var tabii yani buradan bize ne gelir derseniz ben dediğim gibi bir önceki yayında söylemiş olduğum yani bu Amerikan hisseleri işte 7 tane sene çok gidiyor bunlar bir yerde patlar mı diye korkuyoruz. Amerika faizleri yüksek gitmeye devam ederse ve bir geri dönüş başlarsa orada bu korkuyu dışarıda bırakarak konuşuyorum. Bu korkuyu dışarıda bırakarak diyorum ki bu adamların ekonomisi iyi. Yani Amerikan borsasının da Avrupa borsasının da aslında böyle bir trigger yani tetikle beraber patlaması dışında aslında ekonomileri kötü olduğu için patlamasını beklemem. Yani Amerikan ve Avrupa hisseleri bence hala bir süre daha olumlu gidecek. Ama diyorum ki bu o 7'ye odaklandığımız yani Amazon, Google, Facebook teknoloji hisseleri, teknoloji hisseleri fonu meselesi odaklandığımız bölüm biraz diken üzerinde tutuyor. Yani o, o, konsepti dışarıda bırakarak Avrupa'dan Amerika'dan olumsuz bir şey gelir mi? Vallahi bence gelmez. İki, eğer biz ya ne zaman düşürecek? Şimdi olmadı iki ay. İşte birisi iki ay diyor, öbürü üç ay diyor. Ben sekiz ay diyorum. Neyse kardeşim üç beş aya kadar faizler düşecekse o zaman biz bir daha yüzde sekiz dokuz getiren Eurobond bulamayız. Yani Eurobond'u almak ve tahmin edilen düşüş olduğunda faizlerde onları bir parti daha kazandırması gündeme gelir. Eurobot da burada devreye girmeli. E, fakat şimdi biz bir de içeriye baktığımızda bu adamların durumundan farklı, bağımsız olarak bizi bir de içeride yabancı girişi başlamış durumda. Yabancı girişinde sürekli daha da artmasını işte Merkez Bankası bir önceki başkanın söylediği işte biz yatırımcı peşindeyiz filan Sayın Bakan'ın söylediği falan. bunun süreceği dolayısıyla içeri para girişini bekliyorsak ki ben bekliyorum o zaman içeride TL varlıkların da biraz bize para kazandıracağı bir dönem. Hatta başladı yani bu dönem aslında bakarsanız. Siyasi gaf yapmazsak, hep bu lafı kullanıyorum. Yeni bir siyasi gaf yapmazsak e, içeriye para girişi sürecek demektir. O zaman da yerli hisse senetleri dahil olmak üzere burada bir para kazanılacak gibi görülüyor. Ama biz yani şu anda Fonere çatısı altında olduğumuz için söylemiyorum. Zaten zaten bizim sepet yapmamız lazım yani bu konuşmanın sonunda tabi tabi o zaman Eurobond olan falan diye bitmez yani benden bu laf çıkmaz <laughs> olmaz yani sepet yapmanız lazım her durumda bunu yaparken yabancılardan gittik dediğim gibi uluslararası kurumları mesela şu anda şöyle söyleyeyim size yüzde sekiz dokuz getiren Türkiye ile aynı nota sahip düzeltiyorum Türkiye'nin devlet notundan daha yüksek nota sahip sekiz buçuk dokuz getiren Amerikan şirket tahvilleri var. Şimdi 8.9 Amerikan devletinin faizi 5 olduğu için 9. Amerika faizleri düşürecek diyorsak bunlar 9 değil 7.5 olacak. Dolayısıyla burada hala bir fırsat var. E 8 da artık beğenmeyen arkadaş varsa dolar bazında yıllık bitiyor versinler biz parayı vuralım. Yani dolar bazında 9 var. Şimdi bu masanın üzerinde ama içeriye döndüğüm zaman diyorum ki içeri para girmeye ben devam eder diye bekliyorum. Dolayısıyla hem bizim morsamız hem de bizim TL tahvillerimizde biraz daha e, para olur gibi geliyor. Ama hani ben işte bir sürü arkadaşım, izleyicilerimiz, arkadaşlarımız, takipçilerimiz de bilir. Ben zaten bunu bugün alalım haftaya satalım falan diyen biri değilim. Hatta bu tip yatırımlarda çok meşhur bir finansiyenin önemli bir sözü vardır kitabında var bunu. İşte soruyorlar hangi neye göre alırsın? Bilançoya bakarım. Ne yaparsın? Şuna göre hangi firma bu firmalar falan. Peki portföy oluşturduk. Aldık hisseleri en iyi zamandan ne zaman satarsın dediği zaman yatırımla alakalı. Şöyle bir cevabı var mesela. Yani pratik olarak radikal bir şey değişmezse satmam. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün oyun şey üzerine kurulu. Buradan aldık kaçtan satacağız? Hala trade, hala trade, hala al sat. Anlatabiliyor muyum? Eğer bu sizin köşeye attığınız birikim dediğiniz bir şeyse niye satıyoruz? Yani bazı şeyleri hiç satmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Biri kimse bu. Ha, öbürü başka bir konudur. Dersin ki ya ben işte iki sene sonra ev alacağım. Şimdi biriktiriyorum. O zaman başka bir şey konuşuruz. Zaten yatırım ufkunuz iki yıl demektir. Doğru mu? Yani iki yıl sonra evet. ev alacaksanız para köşe. O zaman zaten ben size şey derim. Valla borsayı bilemem. Bahar derim. Yani haftaya borsa çöker. Bir buçuk yıl toplayamayabilir. Ben bunu bilemem. Ama sen bana beş yıl, sekiz yıl lazım değil dersen o zaman derim ki al al. Ne olacak ya? Düşse ne olur yani? Üç sene sonra nasıl şu anki fiyatın Üzerine gelecek her durumda. Onun için yine burada e, uzun soluklu bakan yatırımcının daha farklı bir karar vereceğini tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Hocam şunu da söylemek istiyorum. Şimdi sorulara geçeceğim ama e, Hakan Hoca ile biz de yayın öncesi test yayınında konuşuyorduk. Benzer bir şey ben dedim. Hocam ne zaman satmak lazım? Satma Bahar tut dedi. <laughs> Aynı <Ayrıca> cevabı <laughs> bana da verdi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hocam sorulara başlayalım mı? Ne dersiniz? İzleyicilerimizden yine sorularınız geliyor. Evet. Doktor Furkan Dinç diyor ki 5-6 yıl vadeli düşünmek isteyenler için tavsiye rica ediyoruz. Estağfurullah. Yani ben tabii ki ilk cümleyi bir sepet diye bir yapıştırayım. Hı -hı. Arkasından süreyi uzattığınızda eğer risk profilinize uygunsa risk profilinize uygunsa şimdi Bahar Hanım işin sonunda Fonerian'ın e, otonom portföylerinden bahseder diye tahmin ediyorum. Yani Hı -hı. size bir kurum gibi bir risk anketi yapmış ve belli oranda risk alabilir bir yatırımcı iseniz diye başlayalım. Çünkü bir de hocam ekleyelim. Tavsiye değildir de diyelim. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Hocamın ön ben anlatıyorum. Aynen, Aynen. öyle. Diye. Çünkü şu var e, Furkan Bey yani düşünsenize mesela e, ben kendi adıma 5 e, yıl için hisse senedi alsam ve önümüzdeki 20 gün düşse yani size komik gelebilir ama haberim olmayabilir. Öyle söyleyeyim. Bakmıyorum yani. Ama her gün ekrana bakan bir yatırımcıysanız mesela o zaman derim ki size yani çok da hisse almayalım siz boş yere. Karnınız arayacak her gün bakarak falan. Dolayısıyla nasıl bir yatırımcı olduğunuz bir kere önemli. Hani ben ne yapardım yapardımdan gidiyorsam 5 yıl dediğiniz anda 6 yıl dediğiniz anda ben kendi adıma kafadan %50'ye falan bir kere hisseye giderim. Yani bizim borsamızın bundan 5 sene sonra bugünün bayağı bir üzerinde olacağına hani neredeyse emin gibi bir, bir, bir şey. Ama Tekrar söylüyorum 5 yıl yani bunu konuşup 2 yıl sonra işte bir siyasi gaf sonucu dünyada olan bir olay Amerika'daki bilmem ne borsası çöküşü falan bu bizi üzebilir 5-6 yıllık periyod. Bunun dışında da e, yani mesela ben şunu yapıyorum ve duyuyorum e, mesela fonlardır ya bilmem grubu fon anladınız siz onu mesela bazı holdinglerin değil mi ülkedeki en büyük holdinglerden birinin hisselerinden oluşan fonlar var. Mesela böyle bir fona para yatırmak ve her ay gidip o grubun hisselerini almak. Hani bazen deriz ya şu grup ya o batsa ülke batar filan deriz. Gruplar var Türkiye'de. E şimdi bunların batmasını bekliyor musun? Beklemiyorum. Çok düşmesini acayip bekliyor musunuz? Ben beklemiyorum. Bunların karlarının düşmesini bile beklemiyorum. Ara ara periyotlar haricinde. Mesela bu tip hisseleri alarak köşe atmak, biriktirmek yani parça parça bence bayağı düşük riskli hisse tarafından bahsediyorum. Ama Yine tamamı hisse yani 10 sene olsa çok risk severim de 100% hisse demel, demem size. Çünkü biraz hisse biraz sabit getirilirim yine bir bono filan derim. Ve onun bir böyle mutlaka döviz olmalı. Niye? Siyasi gaf. Her zaman olabilir yani yarın kalkıp bir savaş riski bir gerginlik riski olursa e, kur zıplar. Yani şu anda kur zıplamamasını bekliyorum. Şu an ben dövizin iyi bir yatırım olmayacağını düşünüyorum. Ama olması durumunda kur zıplayabilir. O zaman içine biraz euro da koyarım. Ama bunların dağılımı bence ufak bir anket hemen Foner'e de anket yapıp sizin ne kadar risk profiliniz olduğunu hemen görün. Ona göre bunların dağılımı konuşun. Açıkçası mesela örnek verelim. Bahar Hanım sorsa da aynı şeyi söyleyeceğim. Diyeceğim ki biraz size, biraz Eurobond, biraz TL. Size de aynı şeyi söylüyorum. Bar'a da aynı şeyi söylüyorum. Ama oranlarımız farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani portföy esprisi bu. E ne var ya? Oğlum? Herkes aynı şey söylüyorsun. Ya tamam da adam sana tansiyon, ile, tansiyonu var dedikten sonra herkes aynı ilacı vermiyor. Bana 5 milyon veriyor. Size 15 milyon gram veriyor. Şimdi Tabii. ben bu hikayenin içinde kendimce en ekrana bakmayan tip olduğuma göre kendime yüzde altmış hisse yazarım. Bahar Hanım eğer her gün böyle bir yolda yürürken ne bileyim takside giderken açıp da ay bugün düşmüş diyorsa Bahar'cığım sen yüzde yirmi ol Anlatabiliyor muyum? Yani o dağılımı konuşuyoruz. Yoksa bence dağılım detayı haricinde kıymetler belli. Dağılım önemli. O zaman da ne diyoruz? Teslim edin paranızı bir yönetilen fona. Karma değişken, çoklu varlık Hı -hı. neyse bizim örneğimizde burada otonom portföy Birisi yönetsin diyor. Yani hikaye bu. Kesinlikle öyle. Ben de otonom portföylerden tekrar bahsedeyim. Herkes her şeyi bilmek durumunda da değil. Ya da ben bu elimdeki parayı nasıl dağıtacağım? Hangi fona e, almalıyım diye bilmeyenler de olabilir ama fon yatırımı yapmak isteyenler olabilir. Foneria uygulamasının içinde otonom portföyler var ve bunlar e, Foneria yönetimi tarafından e, yapılıyor. Hemen onu düzelteyim bu arada. Foneria portföy yönetim AŞ tarafından bu otonom portföylerin e, içerisi oradaki portföy yöneticileri tarafından düzenleniyor. O yüzden Hakan hocamın dediği gibi eğer hani bu tarafta da e, ben çok hakim değilim fonlara benim paramı e, portföy yöneticileri yönetsin ben onlara emanet edeyim diyorsanız Foneria e, uygulaması içerisinden dediğim gibi Foneria portföy yönetimi AŞ'ye bağlı olan portföy yöneticileri oradaki portföyleri hakikaten çok da iyi yönetiyorlar uygulamayı indirdiğiniz takdirde zaten günlük aylık üç aylık yıllık otonom e, portföylerin e, getiri oranlarını da görebiliyorsunuz. Ee, tekrar edeyim bu arada uygulamayı indirmek isteyenler için açıklama kısmında bir linkimiz mevcut arkadaşlarım e, chat ekranından da linki zaman zaman bırakıyorlar şimdi tekrar kendilerinden de rica edeyim ve bir diğer soruya geçeyim hocam sizinle ilgili bu arada e, çok güzel e, yorumlar da geliyor Hakan hocam efsanedir diyorlar onları da söyleyeyim yorumlarda var hani haddime değil zaten hocam herkes sizi çok seviyor ama şimdi görünce de söylemeden geçmek istemedim. Sağ olun. Hocam Sağ olun. bir diğer e, soru Yüksel e, Katrancı'dan geliyor. Bir fon yıllık %90 üstü değilse o fon enflasyona yeniliyor, sizi zarara götürüyor diyebilir miyiz demiş. E, şimdi ben yani 90'ı şöyle düşünmüş herhalde izleyicimiz. Yani 65 diyorlar ama 65 değil 90'dır diye bir varsayımda gitmiş. <laughs> e, eğer enflasyon 90'dır diyorsanız evet 90'ın altında kalmış olan bir şey enflasyona yenilmiştir. Doğrudur. Ama bu onunla mı ilgili. Yani o zaman tüm mevduat ürünleri zaten enflasyona yenilmiş durumda. Tüm tahvili bonolar enflasyona yenilmiş durumda. Hatta dövizlerin bir bölümü enflasyona yenilmiş durumda. Yani buradan gidersek evet ama bu yorumunuz değil mi? Aslında fona özel bir yorum değil. Doğru söylüyorsunuz. Enflasyon 90 diyorsanız bunun altında getiren her şey ikinci el araba dahil. Doğru mu? Herhangi bir kripto da. Herhangi bir şey. Tabii ki ilgili fon bunun altına getirmiştir. Doğrudur de. Ee, ama size işte şunu da atlamamak lazım. Bazı dönemlerde yatırım araçlarının e, enflasyonun üzerinde olmayıp diğerlerinden fazla getirmesi de bir kriter olarak düşünülebilir. Yani şey demek istiyorum. Mesela mevdu yapma gittim ben. Şu ürünü aldım mevduattan 15 puan fazla getirmişse evet enflasyona karşı yeri de ama doğru yapmışım. Yani mevduat yerine bunu alarak doğru yapmışım. Hani bir relatif olarak da bakmak lazım ama genel bir yorum olarak doğru söylüyor tabii enflasyon altındaysanız enflasyona göre real olarak zarar etmiş demektir. O, o şey, hı hı. o ürün hangisiyse. Hocam bu arada bugün Bitcoin de 45 bin e, dolara aştı takip ettiniz, etmişsinizdir. ben, ben Bitcoin ile ilgili ya da kriptolarla ilgili konuşuyorum. Biliyoruz. Konuşuyorum. Onun için ben böyle sessiz kalayım da arada kripto sever arkadaşlar var. böyle şey olmuyor. <laughs> biliyorum, biliyorum. Bir önceki yayınlarda da konuşmuştum. İnternette da zaten sizinle ilgili yorumlarda da yazıyor. Ben bunu şu an takılmak için size Tabii tabii. Say sayarlar bana arkamdan. Yani ben burada ben fırsat olmuş olsun bana, pas attınız diye varsayayım. Ben kripto aldım, sattım. Şu anda elinde de var ve bir yatırım aracı değildir. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir Tabii. şey var. Ben de aldım sattım. Hala var. Para kazandığınız sürece ne güzel ama yatırım aracı değildir diye bakıyorum. Dolayısıyla benim pozisyonum bu. Zaten kendileri de kabullendiler. Dünyanın ilk parasıdır deyip şimdi kripto var diyorlar. Yani para demiyorlar artık. Çünkü para değil. Yatırım aracı değil ama okey. Alın satın ne yaptığınızı biliyorsunuz. Ben hiç bahsediyorum. Yani tavşan kulağı alıp satın para kazanın. Benim itiraz, niye itiraz edeyim kardeşim? Ya. Daha, daha çok versin. Ama ben bununla ilgili yani bilimsel bir açıklama yaparak o bir şeye bağlayıp da fiyatlamasını yapmayı çok şey bulmuyorum. Yani ne bakıyorlar arkadaşlarım çok bilmiyorum. Teknik analize bakıp şurayı kırdı burayı geçti dışında neye bakıldı ben bilmiyorum benim hayaletimdir. Hocam Rıza Başkürk diyor ki bizde düşüş olursa fonlardan düşüş olur mu? Elbette. Yani elbette buradaki mantık şu yalnız Rıza Bey hemen şunu somutlaştıralım mesela içinde yüzde yüz hisse olan bir fon var diyelim ki yani birebir BIST yüzü takip eden bir fon hayal edin. Ne demek içinde BIST yüz var. O zaman BIST yüz yüzde on düşerse bu da yüzde on düşecek demektir. Doğru mu? Yani Almanya ileride biz de ilerimiz sayılacağız. Burası net. Birebir. Ama eğer fonumuz karma fon ve diyelim ki içinde yüzde 50 hisse senedi var. Anlaştık? Mı? O zaman borsa yüzde on düşerse sizin fonunuz yüzde beş düşecek. Doğru mu? Çünkü birebir borsayı almamış oluyorsunuz. Yani bu şu demek. Borsa 1.300 düşerse bütün fonlar aynı miktara düşmez. İçinde ne kadar hisse varsa o kadar düşer. Bu arada aksine artan fonlar da olabilir. Çünkü bazı fonların içinde türev araçlar kullanılıyor. Düşüşe karşı oynayan e, fonlar da yani birebir böyle bir fon tam ters çalışan fon yok ama bildiğiyle. Ama içindeki türev araçlara göre o düşüşü daha az hissedeceğiniz hiç hissetmeyeceğiniz fonlar da olabilir. Öyle bir fon kurarsınız ki içinde %10 hisse senedi vardır. Borsa düşer ama diğer kalan %90 arttığı için sizin fonunuz artabilir bile. Yani genelleme yapamayız. Şunu yapabiliriz. Biz düşerse içinde biz bulunduran fonlar değişik oranlarda bu işten zarar ederler. O kadarlık bu kadar. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş müsaadeniz olursa sizin de yayını kapıyorum. Kesinlikle. Yine çok keyifli bir yayındı. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Yine ben de çok emin oldum. Görüşmek üzere. İzleyicilerimize teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hala abone olmayanlar varsa da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınlar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşmek üzere.